Hem Mevat, Adam atövülen hoveneden başlandı. Olar Hudayın dereğine şeytana kulağı attılar. Olar kulağı atmadılar. Ve Hudayın Adam'da atılan kemil katlaşığı kesildi. Olar ilkinci olup günah ettiler. Ve neticesinde ilkinci olup öldüler. Olar öz hayalarını ağaç yapraklarla örtmeye sığınıştılar. Yönü bu giyim Hudayın gönlüne yaramadı. Şunun için Huday olara hayvan dersi bilen giyindirdi. Oların hayatını örtme için Hudayın özü ilkinci olup hayvan soydu. Adam atı bilen Huvanen'in iki oğlu vardı. Kabil bilen Havil. Kabil Hudaya toprağın miyvelerinden sadaka getirdi. Havil olsa hayvanı sadaka verdi. Yalnız hayvanın kanını. Huday Havil'in sadakasını kabul etti. Ama Kabil'inkini kabul etmedi. Ne için? Sebebi günahın cezası ölümdür. Günah bizi Huday'dan ayrıtalıyor. Günahın tölevi canlar. Kabil Havil'i kavan öldürdü. Ve adamzadın ummasız bölüğünü karan kılığa yitirdi. Yüzlerce yıl sonra ehli dağ çiğli bir erbetleşti olayın Huday Nuh'tan başka hiç kimin yaşamağı münasip değerliğini verdi. Huday Nuh'u ulu gemi yasamağını ve adamları şeyle vaaz etmeğini buyurdu. Günahların cezalandırılacak günü yetik geliyor. Bundan halas olup Huday'ın merhametine kavuşmanın iki tek yolu gemidir. Adamlar o meydanlarını güller. Ama sonra onların tek tayyar değil kaylar. Göklerden yağmur yağıp dünyanın yüzünü suvallı. Dünyadaki ehli adamlar, hayvanlar, günahlar sebeple ol tupanı yoğurlar. Dine Nuh, maşkalası ve on yanı bilen gemi alan hayvanlar halası oldular. Sonra imanın atası olan İbrahim doğuldu. Huday İbrahim'e oğlunu dağda kurban kesmeyi buyurdu. İbrahim ören gama battı. Ama Huday'ın sözünü kulak attı. Ol oğlunu dağa gitmek bilen imanın iş hareketi bilen suud etti. İbrahim oğlunu kurban kesecek olanını Huday onu tutattı. Ol oğlunun yerine hayvanı verdi. Ol hayvan İbrahim'in oğlunun yerini aldı. Onu halat etti. Kan için kan, can için can. 400 yıl geçenden sonra Huday İsrail halkını Mısır'dan çıkarma için Musa'yı verdi. Mısır'ın hükümdarı Firavun buna karşı oldu ve Huday onu 10 tane bedbahtçılığa duçar etti. En sonki bedbahtçılıkta Huday her ilkinci doğulan çağını öldürme için bir ölüm periştesini verdi. Huday adamlara bir kuduyunu kurban kesip ve onun kanını kapıların suyunu çalmağını buyurdu. Ölüm periştesi kapılara çalınan kanı verip oluyun çağlarının kurbanlık bilen halas olan onu bilirdi. Yevrey, Müsürlü, kul ya da erkin, yani Huday'ın sözünü kulak atan her kim halas olurdu. Ve ol giyice Musa'nın aydınları bercay oldu. Tutuş Müsür'de Huday'ın kurbanlığı arkalı rehimdarlığını reddeden her kocalıkta ağlaşıp köp gözyaşlar döküldü. Sonra Musa, adamları günahlardan egev olma için yerine yetinmeli buyruklardan ibaret Tevrat'ı verdi. Günah eden adam ruhana hayvan getirirdi. Ol elini hayvanın kellesinin üstüne oyurdu. Bunun arkalı öz günahısının hayvanı geçenliğini var közerdi. Sonra hayvan kesilirdi. Kanın akıdılmağı, günahlarının yuğulmağının nişanıdı. Davud ve beylik peygamberler Tevrat'ı verca ettiler ama bir daha da düşünüp bilmediler. Hakikaten hem kurbanlık kanı günahları yok bilir mi ki? Ya da bu geleceği örgüleyen bir alamet mi? Davud bir padişahın, bir Mesih'in gelmeği var da vaat etti. Davud'un neslinden olan padişah, gücü bilen hüküm sürer. Ama ol sade ve rehimli adam olur. Ol Mesih, günahsız, ayıpsız ve pek olur. Ol kurban olmağa münasip olup, ezir çekiyorlar. Ol en büyük kurban olur. İsa mal yatağına doğurlu. Çünkü hiç kimin öğününe ona yer tapılmadı. Ol pekide kızdan doğurlu. Ol pekti ve Davud padişahının neslinden ne? Ama garipti. Günlüğürden gelen garip çöpünler ve baydanalar. Yazılarda yazılışıyalı. Gelecek yeketek Mesih hükmünü ona takdim ettiler. İsa söyüğü hakikat asudoluk boyun emeklik varada vaaz ederdi. Ol ağız ıskasıdı yönü acayip akıllardı. Ol Huday'ın sevgisinden öter dini deyip de sorular vacip gören dinarları paş etti. Yönü onu garip, küçüğü ünlü, tovu eden günahlı adamlar söydü. Ol kerleri, körleri, zınnı ve tuttuyları sağalttı. Hatta ol ölüleri hem diriltti. Ol Huday'ı söyleyenler dolu yaşayışı çağırıyan, kudret ver gözüm oğlumdu. Ol yaşayışı düğümünden yutkuttu. Ol Huday'a atan demek bilen, kudretu işli Huday'ın adamları, ataları yalı söyleyenliğini örküldü.
Худай адамлар билан өз сагылары ялгатнаш кормак истеди. Эмма адамлар гүнәлиди, Худай орса мукаддас. Гүне адам атадан башлап, эхле адамлар Худайдан айрысаллы. Месих олар ыйдыны долындырмау үчүн нәмәтмелигини билярди. Шокумнур Жыяхья Исанын Худайыңы берен курбанлык кызысы дуу хакына вагыз эдипти. İsa, Mesih olup, sayılanan, yeke tek, en büyük kurbanlıktı. Ol pek olup, hiç vaat günah etmedi ve günahların övüdün dolca kurbanlığa mı nasipti. Günahların ve günahlı adamların yerine, günahsız ve pek adam. İsa Mesih bunu öz asası için, adamların günahlarının yerine tölep, onları azat etme için ve adamların Huday bilen olan kemil katnaşını tezeden dikeltme için etti. İsa haçta Yevreyler ya da Rimler sebeple değerli, öz asasının isle boyunca öldü. Huday, sizin ve menin, yani ehli adamların günahlarını öz üstüne alacak, Huday'ın kuzusu arada yazılan peygamberlikleri yerine getirme için İsa'nı fida etti. Emma aradan 3 gün geçenden sonra İsa'nı ölümden diriltti. Şey deyip ona iman edenlerin hem baki aşı için diriltiklerini vaade verdi. Bundan sonra İsa öz şehirlerine kaytadan gelecek diye vaade verdi. Bu eve kadı ve padişah hükmüne gelecekti. Mesih, adamların günahlarının içini ölüp Huday'dan ayrı düşmeldiği ve onun kurbanlığını kabul edip Huday bilen olan kemil katlaşıklarını tezden dikeltmekler için Huday'ın bize veren soğududur. Bu hem beylik soğukları yalı, kavul ettiğin şey bizimki değerler.